Selamlar arkadaşlar. Muhteşem, büyülü, gizemli, harika bir oyuna daha hoş geldiniz. Bugün ben, Cakan kardeşim bugün yok. Bugün bu oyunu tek başıma size göstereceğim arkadaşlar. Muhteşem bir büyücülük oyunu oynayacağız. Elimizi de şey mi yapsak acaba? Şöyle alayım. Portlak eli. Bu bayağı havalıymış. Bu güzel. Unspoken VR isimli arkadaşlar büyücülük düellosuyla ilgili bir oyun oynayacağız. Bu arada arkadaşlar bu oyunun mekanikleri ciddi manada harika. Sizlere göstermek için acayip heyecanlanıyorum. Bunlar da diğer sınıflar arkadaşlar. Diğer karakterler. Ben şu an elimde açık olan bu karakter olduğu için bununla oynayacağım. Ha, bir tane de kostümümüz varmış. Güzel. Şimdi arkadaşlar, oyunu yadırgamamanız için bu ilk videoyu oyunun nasıl oynandığı ve tutorialı üzerine göstereceğim. Ve bundan sonraki Unspoken çekimlerimde yaptığım düelloları sizlere göstereceğim. Ancak bugünlük açılışı güzel bir şeyle yapalım. Tutorial'la yapalım. Ve tutorial küresini koyduk ki size oyunu anlatabilmem için. Burada oyunu kendinize göre ortalamamızı istiyor. Ve ortaladım zaten. They won't find us here. This street is shrouded by a concealment glyph. But make no mistake, if you're careless, they will find you. The council can burn you alive. Şurada uçuşan bulutlar, daha doğrusu uçuşan tuhaf ışıklar var. If you're going to survive the week, you need to learn. Buradaki sorcerer ablamız bize büyü öğretecek. I'm going to teach you the principles of the duel. There are dueling arenas hidden throughout the city. You probably walked past them 100 times and never know. We must guard their locations with our lives, because the council is always searching. And the duelists they have found have met truly gruesome fates. But those of us who survive grow stronger. And one day, the council will suffer in ways they can't even imagine. Bu arada arkadaşlar, oyunun... Oo. Aha, buradaki geliş her zaman etkiliyor beni. Bu arada oyunun küçük bir story modu da var. Onu da oynayabiliyoruz. Ben ancak story modundansa sizlere şu anlık oyunun normal oynanışını göstereceğim. Arkadaşlar elimiz yandı. Abi çok gelecek ya. What would you do? Bunu vurmamızı istiyor. Bu arada boyundan nişancılığım gerçekten çok iyi. Zaten şarjlayarak atıyorum. Bu şekilde şarjlamadan küçük küçük de atabiliyoruz arkadaşlar. Ancak çok ezik oluyorum ben. Şöyle birkaç seferde kırabiliyoruz ancak. Bakın şarjlamadan 3 seferde ancak kırılıyor. Ancak şarjladığımızda ise... Now let's see how well you can defend. Form a shield. Arkadaşlar bu da büyük kalkanı. Your shield shatters when overloaded and reforms. Abi cidden kendimi Doctor Strange gibi hissettim. Now be prepared. These fireballs are real. Bu arada bu ateşleri kalkanı ileri doğru atarak yansıtabiliyoruz rakibe. Look with the center of your shield to reflect spells back to your assailant. Most promising. Yes. Thoughtful positioning is vital. Camları kırdım. Abi bir yapı kaldı. Let's see how well you can move. Ancient pedestals mark the passages through the astral plane. Oyunda bu noktalar arasında ışınlanabiliyoruz arkadaşlar. Bunları A tuşuyla şu şekilde. Point to select a portal. Yapıp gidebiliyorum. Release to teleport. Ama sen anlatana kadar ben çoktan gittim. Excellent. Practice moving now.
Bu şekilde oyun içerisindeki belirli yerlere gidebiliyoruz. Oyunun her haritasına göre ışınlanabileceğimiz yerler de farklılaşıyor arkadaşlar. Join me when you're ready to continue. Diyor ki bu şu ana kadarki öğrendiğin her şeyi tekrar et. Hazır olduğunda da yanıma katıl diyor. Biz hazır olduğumuz için hemen katılıyoruz. Şimdi ilk büyüyüş şekillerini öğrendik arkadaşlar. Basit kalkan ve basit fireball. Sınıfa göre bu başka şeyler de yapabiliyoruz. Kamehameha atasım geldi. Neyse. Bu arada buradaki gördüğünüz yumurtalar arkadaşlar yapacağımız özel güçler için topladığımız enerjiler. Bu yüzden bunları toplamak çok önemli. Şurada oyunda görebiliyorsunuz aşağıya baktığınızda. Ya ben de gösteriyor, siz de gösteriyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Ops, yanlış yere ışınlandık. Her yerin belli bir ışınlanma süresi de var. Ve üçüncü yumurta da geldi bu ekranda. Artık büyük güçleri kullanabiliriz. Channel their energies to prepare a spell. Then push, volley, or guard. Evet, bizlere büyülerimizi These öğretti. These three gestures are the spine of every spellcaster's arsenal. First, the push gesture. Şimdi ilk önce büyü gücünü elimizde toplayıp close to form the pose. Birleştirip ve güçlü bir şey atmayı gösteriyor. Now, push forward. Bakın. To cast. Elinizde bir kafatası oluştu ve bunu attığımızda hedefe kendisi gidiyor. Abi çok iyi ya. Bu elimizi birleştirip yakınlaştırdıktan sonra oluşan şeyi itmemiz oluşuyor arkadaşlar. Şimdi ise bize yepyeni bir şey gösteriyor. Elimizi açıp bu şekilde hop. Havai fişekler savunmayabiliyoruz. Bunlar da hedeflere kaşık vuruyor. Görünce dayanamadım o günleri. The guard gesture counters your opponent's most deadly spells. Cross your hands to prepare a barrier. Arkadaşlar bunda elimizi kapatıyoruz. Kapattıktan sonrasında açıyoruz ve kalkan oluşturuyor elimizde. Tabii ben çok saçma bir yer açtım. Push, volley, guard. These three gestures are paramount to a caster's technique. Practice these gestures now. Bu ilk arkadaşlar kalkan. Join me when you're ready to continue. İkincisi büyük bir kafatası gönderme. Ve yumurta var mı bakalım? Şurada yumurtamız var. Üçüncüsü ise hop, bunları savunmalar. Şu tam şeylerine doğru, iplerine doğru basmam lazım ki yapsın. Ve şimdi bize yeni bir şeyler öğretecek. Your opponent's embers appear to you as red energy. A clever spellcaster shatters an ember before an opponent can gather. Arkadaşlar biz enerji topları alabildiğimiz gibi karşı takım da alabiliyor. Yalnız biz onların almasını bu şekilde atarak engelleyebiliyoruz. Onlar da bizimkileri engelleyebiliyorlar. O yüzden çıkan enerjileri hızlı bir şekilde alıp hızlı bir şekilde rakibinkini yok etmek çok önemli. Küçük bir karşılaşma maçı yapacağız. Now fight. El hareketi yapma. Aa vurdum. Nereye atıyorsun birader? Ops 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 ops. Nereye gitti? Yok ettik. And a special thank you to Lenore for not killing my fledgling acolyte this time.
Özür dilerim. Join me when you're ama öldürmemem gerektiğini söylememiştim. Primal and gesture spells alone are insufficient against human adversaries. Victory hinges on preparation. Ve arkadaşlar, iki yeni büyümüzü öğrendikten sonrasındaki yeni öğreneceğimiz şey sihirli silah. Artifacts are powerful objects. Yani artefakt kullanmayı öğreneceğiz. Look down. You've collected a new artifact. Bunları arkadaşlar, oyunda birçok artefakt var. Bunları yanımıza girerken 3 tanesini kendimiz seçiyoruz. Mesela bu artefakt belirli o gösterdiği noktalara vurarak bize çok güçlü bir mızrak veriyor. Bu koruma kalkanlarını bile deliyor arkadaşlar. Tabii doğrusunu atabilirsin. The javelin is unmatched at breaking shields, but it requires a skillful throw. These objects float within your grasp, just below your view. Be mindful. Artifacts are cast only once before they're gone. Practice with artifacts now. Şimdi bana pratik yap diyor. Join me ready to continue. Arkadaşlar bayağı güçlü. Tabi bunu oyun içerisinde savaş sırasında yapmak biraz şey olabiliyor, zor olabiliyor. Ve oyunun son en güçlü silahını arkadaşlar öğreneceğiz. Çevredeki bu civardaki birikmiş ruhun parçalarını birleştirip summonlama olayı. Gerçekten ki çok güçlü. Follow me. I'm follow you. Spellcasters can wake powerful wraiths from their eternal sleep. This is a wraith eye. Imprisoned within it lies a devil. Bu arkadaşlar daha biraz önce bahsettiğim oyunun bu haritasındaki bulunan ruhani şey. Bunu bu şekilde vurarak eğer rakip vurursa da kırmızıya gider. En sonuna getirdiğimizde bize geliyor puzzle bulmacası. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Şimdi ise bunların parçalarını bu şekilde birleştirmemiz lazım. Ve git benim için yok et. Ama bu şekilde düşmana gidiyor. Bu arada arkadaşlar bunlar yenilmez değil ama genellikle yenilmez kadar güçlüler. Ve rakibe vurduğu an öldürüyorlar. Gördüğünüz gibi kendi canları da yok değil. Tekledi. Full canlı adamı tekledi. Abi süper ya. Oh. Oha, kara delik oluşmuş. Ve arkadaşlar yeni ışınlanma yerlerimiz açıldı. Bu sefer sinirlendirdik abimizi, deneme tahtası olarak kullandığımız için galiba. Kırdık. Güzel. Lan. Oh, şerefsize bak. Abi tam isabet. Neredesin? Şimdi... Hepsini gönderelim de abimiz akıllansın. Hop, yeni bir parça. Aa, hayır. Hayır. Aa, hayır. Hop. Böyle canını okurlar.
Hala daha tehlikedeymişiz falanmış filanmış. Kardeş, kendi başıma da gayet iyi dövüşebiliyorum. Bunu kabul etmelisin. Kabul et bunu. Kabul et yoksa gözlerine parmaklarımı sokarım. Arkadaşlar, bu oyunun gerçekten şeyleri, efektleri çok iyi. Ve bayağı da sistem dostu bir oyun. Bende hiç kasmıyor. Spellcasters duel in shrouded arenas across the city. Oh. I want you to fight as my acolyte. In return, I'll help you hide from the council. Before you begin. Arkadaşlar, bu arada biraz önceki oyunda eller seçtiğimiz gibi değildi çünkü bayağı korkutucu oldu bu. Eller seçtiğimiz gibi değildi çünkü tutorial'dı. Ancak diğer maçlarda eller buradaki seçtiğimiz gibi olacak. Hadi marka aç bana. Abi, dolabın gelişi gerçekten acayip etkileyici. Bu arada buradan sınıflarımızı değiştirebiliyoruz. Buradan ise elimizdeki artefektleri değiştirebiliyoruz. Mesela ben iki tane uçak, bir tane çekiç almışım. Aslında bu da bayağı güçlü bir şey de çok sevmiyorum bunu kullanmayı. Ve bu da arkadaşlar oyunumuzun şehri. Bu arada çok güzel olmuş şuradaki su detayları falan. Ha şehirdeki giden araçların çizgileri, detayları abi çok keskin ya. Canını okuduğumuz abi. Ablamız bayağı kurmuş. O zaman sevgili arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Umarım keyif almışsınızdır. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.